Boomer Slayer isimli yaşayıcımız sormuş. Eskine oynayıp şimdi yenisi çıkan oyunlar hakkındaki fikrini söyler misin? Yeni gelen mekaniklerde neleri sevdin, neleri sevmedin demiş. Eskine oynamış olduğum oyunların yeni versiyonlarında aslında oyununa göre değişiyor arkadaşlar. Bazıları gereksiz karmaşıklaştırıldı. Bazıları da basitleştirildi. Birkaç örnek vermem gerekirse XCOM vardı mesela. XCOM'un eski versiyonu çok fazla kafa patlatmak gerekiyordu. Ben mesela hani dersleri falan da vardı o yüzden hiç girmek istemiştim. Arkadaşlarım çok oynuyordu ama özellikle XCOM Apokalipsi. ilk UFO diye başlamıştı hatta o oyun. XCOM'un yenisi çok daha basitleştirilmiş. Yani o teknoloji vesaire eski oyundaki birçok şey yok ama bence daha oynanabilir. O yüzden yeni XCOM'u ben daha fazla beğenmiştim. Yeni XCOM'un da birini sevmiştim. Çünkü nedense ikide bazı animasyonlar falan gitmiş. Karakterleri birdeki kadar güzel yapamıyorsun. Neden bilmiyorum. Yani gerilemiş olay. Bazı böyle ne bileyim sniperların falan şekilli böyle artistik ateş etmesi falan gitmiş. Worms'un bir ara daha iyisini yapacağız diye 3D'sini çıkartmaya çalıştılar. Millet nefret etti ondan sonra. Şu an özellikle telefon oyunları ve indie oyunlar coştuktan sonra iki boyutlu oyunlar geri döndü. Nedense iki boyutlu oyunlar geri kalmış ya da eski ya da kimsenin hoşuna gitmeyecek oyunlar olarak düşünülüyor ama değil yani. Bir Angry Birds geldi mesela ne kadar ünlü oldu. Yine indie olarak düşünecek olmazsak bazı türler neredeyse öldü. Platform oyunu eskiden çok fazla vardı mesela. Şu anda platform sadece indiler yapıyor değil mi? GTA'nın birincisini biraz oynamışlığım var. Hatta yenisini oynamadım. Sadece GTA 1 oynadım. Görev veriliyor. Araba oluyor ama arabada çok daha fazla yani Grand Theft Auto. Arabada çok daha fazla vakit geçiriyorsun. Tepeden gösteriyor ve iki boyutluydu. İçinde bulunduğun araba patlayınca zorunlu olarak şeye gidiyordun. Yaya moda geçiyordun. Orada da Ezilerek hemen ölebiliyordun yani. Bir ezildin mi gidiyordun direkt. Görüntü olarak şeyi andırıyordu. Hotline Miami'yi. Fallout 2 direkt izometrikti. Zaten 3'ten itibaren oyunlar motor olarak, görüntü olarak birbirini andırıyor. Çok aşırı farklı değil. 2 ile 3 çok farklıydı. Fallout 2 direkt Diablo gibiydi. izometrikti Ve bir yere kadar oynayıp hep bırakıyordum. Turn based'i çünkü. Bazı şeyler çok garipti. Mesela görev veriyor. Şu an alıştığınız bazı şeyler var. Mesela görev aldığın zaman bir yerde yazar o görev ve nereye gideceğin falan da bellidir. Haritada da belirlenir. Burada öyle değil. Söylüyor sadece. Hatta yanlış hatırlamıyorsam kaçırdım mı bir daha geri dönüp bakamıyor muydun? Birkaç kere öyle ben görev alıp nereye gideceğimi bulamayıp öyle bırakmıştım sonra. Belli bir yere kadar gelip. Bazı şeylerde aşırı saçma geliyordu. Teller var mesela. Telleri tırmanıp öteki tarafa geçemiyor. Yani kahraman olmaya gerek yok. Sen ben bile yaparız onu biraz kassak. Ya da hiçbir şey olmasa bile kesecek bir şey bulursun. Bunu yapamadığı için Alttan kanalizasyona giriyor. Bir ton yaratıkla savaşı. Onları da öldüremiyordum zaten. Güçsüz gitmişim oraya. Sırf o salaklık izinden oraya geçemiyordum falan. Böyle garipti. O zamanlar tabii çok fazla denenmemişti. Şimdi denenerek belli bir standarta geldiler ama onda da işte şey sıkıntısı var. Biraz homojenize oldu oyunlar. Alien Breed gibi eskinin şu tema oyunları. Bunların da eski versiyonlarını daha çok seviyordum. Çünkü daha hızlı ilerleniliyordu. Tam tepeden görüyordun ve dediğim gibi yapman gerektiğin şey çok şey değildi bir de. Çok karmaşık değildi etraf. Yeni versiyonlarında aşırı karmaşık. Zor görüyorsun etrafı karanlık falan böyle. Korkunç olsun diye yapmışlar. Ve yavaş ilerliyor. Bilmiyorum. Belki denesem hoşuma gidebilir ama beni sarmadı. Şu an Civilization yeni versiyonlarını oynayan var mı? En son 6 çıktı sonrasını bilmiyorum. Onda da mesela. Bir gayet basit abi. Tam tepeden görüyorsun ya. Hepsi kare kutu halinde falan. Stratejin ona göre çok rahat yapabiliyordun. 2'den itibaren sarmadı. 2'yi biraz oynayayım dedim. Hoşuma gitmedi açıkçası. İzometrik gösteriyor ve lüzumsuz karmaşık yani. Bir sürü farklı versiyonları da var aslında da. Değil mi? Yeni gezegene falan geliyorlar. Mesela o zaman çok sevdiğim Max diye bir oyun vardı. Strateji. M.A.X olarak yazılıyor. Hala daha arada oynarım. Yine tam tepeden gösterir. Tam tepeden gösterme strateji de bitti galiba değil mi? O oyun mesela strateji olarak benim için çok iyiydi yani. Tam idealdi. Ne aşırı böyle oynamak için aşırı karmaşık ne de aşırı basit. Konusu vesairesi güzel. Ya şey gibi düşünün. Satranç. Satranç aslında kuralları çok basit. 850 tane taş çeşidi yok yani. Veya 500 tane hamle çeşidi yok. Kuralları basit olduğu için stratejini de ona göre rahat yapabiliyorsun yani. 1000 tane farklı kural koysan bu oyunu aslında daha iyi yapmıyor. Risk mesela kutu oyunu risk severim. Ama onun çok çok karmaşık versiyonları var sabaha kadar oynuyorsun daha böyle ilerlemiş olmuyorsun bile. Beni sarmıyor. Yani biraz da oynayabileceğim bir şey istiyorum ben. Araba yarışları vardı mesela. Lotus çok hoşuma giderdi. Şu an Crew 2'yi oynuyoruz arada. Gerçi uzun süredir vakit bulamadık. O da zevkli hatta şey. Yani birçok kişi arcade diyor. E arcade olsun zaten. İyice simülasyon. Bu bile bana fazla karmaşık geliyor. Bazen çıldırtıp kapattığım oluyor yani. Neden? Mesela Formula 1 arabasıyla oynuyorsun. Direksiyon falan ayarlıyorsun. Ondan sonra off-road'a geçiyor ya da ralliye geçiyor. Tamamen farklı kavramalar vesaire. Yani arket dediğiniz buysa simülasyon oynamayayım zaten ben. Lotus 3 basitti. Yani şey anlamında söylemiyorum. Lotus 3 daha iyiydi demiyorum ama basitti yani. Koyup takıp oynayabiliyordun direkt. Bir de Crew 2'de Lotus Spirit yok. Allah kahretsin ya. Lotuslardan bir tane var zaten. O da sevdiğim bir model değil. Bir de Street Fighter. Şimdi yaşlılık yapacağım size. Street Fighter 2.5 diyorduk biz ona. Yani 2'nin Champion Edition'ı. Yani 12 karakteri de seçebildiğim versiyonu. Benim gözümde abi Street Fighter'ın zirve noktası, pik noktası odur. Hala da biz onu oynarız. Aslında elimin altında diğer oyunlar da olmasına rağmen emülatör sağ olsun. Yok hiçbirisi sarmadı abi. Bir kere o aduket sesleri falan bile farklı. Şoruyken aduket sesleri bile farklı yani. Birisi daha iyi öbürü daha kötü demeyeceğim çünkü neden diye soracak olursanız somut bir cevabım yok. Ama Street Fighter 2.5 haricindeki Street Fighter'lar hoşuma gitmiyor açıkçası. Sebebini bilmiyorum. Zaten yenileri 3 boyutlu gibi şu an değil mi? Mortal Kombat için ne diyorsunuz diyebilirsiniz. Mortal Kombat 1 ve 2'yi oynardık. 3 zamanda çünkü PC yoktu bende. Onun da aynı şekilde yeni versiyonlarının şöyle bir eksisi var. Bak onu net bir şekilde eksisini söyleyebilirim. Mortal Kombat'ın özelliği gerçek oyuncularla çekilmiş olmasıydı ve bu şekilde çekilen ilk oyunlardan bir tanesiydi. Bununla birlikte bir de üstüne böyle kanlı olunca işte kalp sökme, omurga ile birlikte kafayı çıkartma falan. Bu ikisi birleşince aşırı ilgi çeken bir oyun olmuştu. Zaten dövüş oyunu piyasasını Street Fighter domine edince diğerleri anca Street Fighter'ın çakması olabildi. Diğer birçok oyun çıktı. Mortal Kombat işte çok farklı bir yönden ilerleyerek Street Fighter'ın bu domine ettiği piyasada tutunabilmeyi, rakip olmayı başardı. Ki mesela film olarak bence net geçti. Yani Mortal Kombat'ın filmi Street Fighter'ın filmine bin milyon basar. Sonraları tabi bu olay 3 boyuta döndü. Bir ikincisi de genç arkadaşlar belki fark etmemiştir. Şimdi bunlar şiddet ve kan üzerinden yürüyorlar ya çünkü olayları o yani. Ama o kadar abartı hale getirdiler ki olay çizgi filme bağladı. Ki bana soracak olursanız bunu bilerek yaptılar. Çünkü dediler ki lan biz <laughs> çok popüler olduk, ana akım olduk. Ama aynı zamanda da kanlı oyun olmak zorundayız. Ne yapacağız? O kadar abartalım ki olay artık çizgi filme bağlasın finishimlerde. Kolları söküyor mesela. Çıkartıyor, kopartıyor. Diğer adam ay falan sanki böyle çimdik yemiş gibi bağırıyor. Ay falan diyor. Sonra o kolla adamı dövüyor falan böyle. Bence birin basit fatalityleri daha etkiliydi. Birkaç tanesi hariç tabi Lukengin ki tırttı değil mi? Bir de şeyin ki. Soya'nın ki de çok iyi değildi. İkinin fatalityleri de güzeldi. Çünkü yeni karakterler geldi. Baraka mesela işte o. Kollarında bıçak olan. En azından böyle seni bıçağa takıp havaya kaldırdı falan. Bir noktadan sonra uzattıkça uzattılar işi. Diyorum ya yok kolunu kopartıyor. O koluyla dövüyor. Yok bacağına sokuyor. Bacağını alıyor oraya sokuyor. <laughs> Ama şöyle bir şey var. Ben zaten Mortal Kombat oynamayı o kadar sevmezdim. Yani ikisini karşılaştıracak olursak Street Fighter'la Street Fighter'ı her zaman için daha çok severim. Daha stratejik oynayabiliyorum. Mortal Kombat'ı oynayamıyorum o kadar. Biraz böyle yani Street Fighter'da bir strateji belirleyebiliyorsun. İlla ki Mortal Kombat'ta da vardır ama ben dediğim gibi çok fazla şey yapamamıştım. Keyif alamamıştım yani. Bazı türler daha öldü. Adventure türünü mesela göremiyorum ben. Var mı arkadaşlar? Indicilerde var herhalde bunlar hep. Platform gene öyle. Güzel şöyle eski model bir 2D dövüş falan var mı? Cyberpunk geldi mi? Geldi dediler bir ara. Sonra bozuldu dediler. Bilemiyorum. Ama mesela bunlar artık dünya olmuş. Yani oyun değil dünya. O yüzden hani şöyle oturayım da bir saat şöyle bir iki oyun atayım diyemiyorsun. Ciddi ciddi emek vermen lazım. Oturup emek vermen lazım yani. Eski oyunlar pek oyuncu dostu değildi. Birçok oynadığımız oyunda işte 3 hakkım falan var. Yok 4 hakkım, 5 hakkım var. Öldün mü en baştan başlamak zorundasın. Hatta geçen arkadaşla konuştuk. Çalışan Amiga bulamaz mısın falan? Bulunur tabii ki. Hatta sanırım çevremde bile var çalışan Amigası olan, satacağım diyen hatta yani. Ama Abi emülatör daha iyi yani. Neden? Emülatörde save edebiliyorsun çünkü. Yani Amiga zamanında oynayıp da o kadar keyif alamadığım çünkü ölünce en baştan başlıyorsun ya. Ve Commodore'da da vardı bu. Commodore 64'te de. Şimdi emülatör sağ olsun kaldığın yerden save ederek gerçek keyfini alabiliyorsun. O zamanlar kartuş vardı. Action replay diye. Oyunu crackleyebiliyordun. Yandan takıyordun böyle kartuşu. Amiga'da en azından böyle bir diskete kaldığın yeri kaydedebiliyordun. Bayağı bir sürüyordu onu kaydetmesi ama. Abartısı böyle 10 dakika falan sürüyordur büyük ihtimalle. Böyleydi. Commodore 64'de hiç yoktu o zaten. En azından ya ne diyorum size saatlerce oynarsın mesela tamam mı? Saatlerce oynarsın oyunu. Commodore'da Fist 2 diye bir oyun vardır bak onu hatırlarım. Bir yerde böyle tuzaklı bir mağaraya düştün. Oyunun bir de sonlarına doğru tuzaklı bir mağaraya düştün. Enerjin sıfırlandı hadi en başa. Oyunu yüklemesi de ayrı bir ızdıraptır. Commodore 64'te kaset vardı mesela. Kaseti takarsın. Yine 5 dakika 10 dakika falan sürer. Özellikle büyük oyunlardan bir tanesi ise. Ve uzun oyun diye bir şey vardı. Uzun oyunda şu. Normalde mesela bir kasette 30 oyun falan olur. Ve şu anda emülatörde indirdiğimiz zaman 5 kilobayt oyun. <laughs> 5 kilobayt. Kaset dijital veri yolluyor yani şeye. Bilgisayara. Uzun oyun denilen olay da bir kaset bir oyundu. Şöyle oluyor. Komodor'un hafızası sınırlı olduğu için hayalet avcıları oynuyorsun. Ya da Terminator 2 oynuyorsun mesela. Yüklenir böyle 5 dakika ya da işte şey ninja kaplumbağalar oynuyorsun. Yüklenir 5 dakika. Bir oyun çıkar. Tamam mı? Level. Level'ı geçebilirsen eğer şey yani oyun başladığı zaman kendi kendine durur şey tape. Sen stop'a basmayacaksın ama. Ondan sonra level'ı geçersen otomatik olarak tekrardan tape çalışmaya başlar. Bir yükleme ekranı daha çıkar. 5 dakika daha oradan tape'den yüklersin. Eğer geçemezsen ölürsen eğer bir uyarı çıkar kaseti başa sarın diye. <laughs> O yüzden Amiga disketleri çıktığı zaman bizim için çok büyük bir şeydi. Oha başa sarma diye bir şey yok. Hatta bazen biz onun hilesini yapardık. Öldüm mesela kaseti başa sar diyor. Tam orada tekrardan kapatıp açıp yükle dersen o zaman ikinci bölümden devam ediyorsun falan. Amiga çıktığı zaman bu dertler bitti diye düşünüyorduk ama Amiga'da da tabii bir disket 720 KB olduğu için double density çünkü. High density de değil yani. High density denilen disketler 1.4 MB'tır. Onlar PC zamanında çıktı. 720 KB olduğu için bu sefer de 3 disketli koyun, 4 disketli koyun. Ve öyle çıldırtırlardı ki şey değil yani. Birden başlıyorsun ilerleyince 2'ye geçiyorsun sonra 3'e geçiyorsun değil. Özellikle dövüş oyunlarında her adam farklı bir diskette olduğu için 2'yi tak, 3'ü tak, tekrar 2'yi tak, 4'ü tak. Yine emülatör bilgisayarın kendisinden daha iyi. Neyse bende bu nostaljicilik bitmez.